Selamun aleyküm değerli hocalarım, kıymetli dinleyenler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Konumuz evrim teorisi gerçek mi? Bu konuyla ilgili bir yakın zamanda çalışma yaptım. Çalışma yapmamın sebebi özellikle fen liselerinde ve üniversite çevresinde almış olduğum bir takım sorular oldu. Çalışmamızın hakikaten oluşmasına ve şekillenmesine sebep olan işte üniversiteler, fen liseleri başta olmak üzere özellikle öğrenci kesiminden gelmiş olan bir takım sorular. Bunlardan birkaçı da örnek verecek olursak mesela insanlar Neandertallerden yani günümüzden 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insansı tür ve deniz soğanlar yani üst paleolitik dönemde Altay Dağları ve Güney Sibirya'da yaşamış insansı hariç bütün hominid üyeleri 24 çift kromozoma sahip olduğu kabul ediliyor. O halde Lamarck transmorfizmine dayanarak iddia edilen insanın bir maymun türü olduğu ileri sürülebilir mi? Bu nesnas olabilir mi? Biyolojide insandaki ikinci kromozomun iki ato kromozomunun füzyonu sonucu oluştuğu kabul ediliyor. İkinci kromozomun aslında kaynaşmış iki kromozom olduğu söylenemez mi? Eğer kaynaşma kabul edilmez ve Allah kromozomu direkt bu şekliyle yarattı derseniz telomer, sentromer ve ikinci kromozomun uzunluğunu görmezden mi geleceğiz? Kaynaşma kabul edildiğinde ise insanın maymundan evrimleştiği ortaya çıkmış olmuyor mu? Çünkü şempanzeler 24 artı 24 kromozomdan meydana geliyor. Bu kromozomlardan birer tane kaynaşınca 23 artı 23 insanın kromozom sayısı ortaya çıkmış oluyor. Şimdi aklımızı ve biyolojiyi tamamen bir kenara bırakıp kaynaşmadığına mı inanmamız lazım şeklinde bir takım sorularla karşılaştım ve onun üzerine küçük bir eser telif etmeye karar verdim. Bunun üzerine bu konuşmayı toplandık birlikte yapıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şunu ifade edeyim. İnsan başıboş bir varlık değildir. O bir amaç için yaratılmış ve kendisi diğer varlıklardan nutk ve beyan ile ayrılmıştır. Özellikle düşünerek konuşma onun en belirleyici, en temel niteliğidir. İslam inanç sisteminde ibadetin meçhul bir ilaha yapılması mümkün değildir. Onun için insana ilk zorunlu olan marifetullah dediğimiz Allah'ı tanımasıdır. Kadim olması bütün eşyanın mucidi yani mevcut her şeyin onun yaratması ile varlık kazanmış olması, her şeyin halıkı, mukadderi, mufassılı ve müdebbiri olması Allah'ın sıfatlarından bazısıdır. Nitekim En'am suresinin 59. ayeti bağlamında onun ilmi, iradesi, kudreti ve yaratması dışında bir yaprak dahi ne oluşur ne de düşer. Burada özellikle iki ayeti kerimeye dikkat çekmek istiyorum. Slide'da yansıtmış olduğum. Dikkat ederseniz birinci ayet-i kerimede ve ma tekunu fi şeyin ve ma tatlu minhu min Kur'an ve la ta'maluna min amali illa kunna aleykum şuhuden iz tufidune fihi ve ma yazubu an rabbike min miskali zerretin fil ardi ve la fis semai ve la esfar min zalik ve la ekber illa fi kitabin mübin. Şimdi bu ayet-i kerimede dikkat ederseniz zerre miskal bile Allah Teala'nın ilminden kaybolmayacağı, Allah'tan kaçmayacağı ayet-i kerimede ifade ediliyor. Zerre miskali bile, zerre. Şimdi Arapçada zerre kelimesi en küçük parçacık demektir. En küçük parçaya zerre kelimesi kullanılıyor. Dikkat ederseniz ayetin devamında ve la esgar min zalik ve la ekber. Bundan daha küçük ve bundan daha büyük. Yani burada açık bir şekilde hem atom altı dünya hem bütün gezegenler, kainat Allah Teala'nın tasarrufunda olduğu net bir şekilde ifade edilmiş oluyor ayet-i kerimede. Bu Yunus suresi 61'in nolu ayet-i kerime. Yine benzer bir şekilde Sebe suresinin 3. ayetinde de görüyoruz. Bu ayet-i kerimede de bakınız la yazubu anhu ondan kaybolmaz. Miskal-ü zerretin bir zerre kadar bile kaybolmaz. Zerre lisan-ı Arap'ta en küçük parçacık olarak ifade edilmiştir. Hatta o dönem Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu dönem itibariyle bu zerre mesela bir ışık hüzmesi düşünün. O ışık hüzmesinin içerisinde uçuşan toz taneciklerini düşünün. Ona zerre deniyor. En küçük parçacık o bilindiğinden dolayı.
güneş ışığının o hüzmesinin içerisinde uçuşan taneciklere zerre kelimesi kullanılmış. Yine yağ karıncası için mesela zerre kelimesi kullanılmış. Asıl manası bunun en küçük parçacık demek. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de hepsinin apaçık kitapta bulunduğu ve Allah Teala'dan asla kaybolmayacağı, kaçmayacağı ayet-i kerimede, iki ayet-i kerimede net bir şekilde ifade ediliyor. Bu bağlamda İslamiyet atom altı parçacıklar, bunlar arasındaki etkileşim ve dengeyi sağlayan unsurlar ve parçacıkların etkileşmeleri sonucu enerji kaynaklarının oluşumundan galaksilere kadar her şeyin idare edeninin, yaratanının Allah olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bu ifadeler oldukça önemli çünkü özellikle Batı'daki yaygın olan evrim teorisinin yaklaşımlarından birisi de deist yaklaşım. Birazdan bahsedeceğimiz. Burada ilk işte Darwin gibi ilk hücreyi Allah Teala'nın yaratıp ki Darwin eserinde 5 yerde bunu kullanır. Yani ilk hücre Tanrı tarafından yaratılmış şeklinde ifade eder. Tanrı'yı kreator olarak ifade eder. Fakat ondan sonra o hücre kendisini tabii mutasyon yoluyla bütün canlıları, bütün canlı varlıkları meydana getirdi şeklinde iddia eder. Bu deist bir yaklaşım. Yani Allah Teala ilk canlıyı yarattı, sonra kainatı salıverdi, başıboş bıraktı manasına gelen. Halbuki İslamiyet'e göre böyle bir anlayış doğru değil. Şimdi evrim teorisiyle ilgili benim tespit edebildiğim kadarıyla üç yaklaşım söz konusu. Bunlardan birincisi materyalistlerin Lamarck başta olmak üzere materyalist görüşün sahip olduğu anlayış. Bu yaklaşım hayatın kaynağı olan ilkel canlının da mekanik bir şekilde kendi kendine tesadüfen var olduğunu iddia eder. Bu söylem aslında ateistlerin savunusudur. Materyalistler canlının evrim kanununa tabi olmadan mükemmel bir şekilde var olmasını akla aykırı görürler. Fakat aslında böyle bir düşünce akla aykırı değildir düşünüldüğü takdirde. Çünkü bunlar daha ilk canlının nasıl var olduğunu ortaya koyamamışlardır. Zira mikroplar bile dikkat ederseniz hep canlı varlıklardan oluştuğu artık bugün biyogenezle net bir şekilde biliniyor. Yine bu hayatın oluşmasıyla alakalı işte uzaydaki meteoritler üzerindeki organizmaların dünya üzerindeki hayatın ilk kaynağı olabileceği iddiasını ortaya koyarlar. Halbuki bu tam bir muammadır. Çünkü tamamıyla tesadüflere dayalı abiyogenez teorisiyle biraz da mezcedilmiş bir iddiadır. Bu tam bir muammadır. Gerçekten yıldırım ve radyasyon dahil reaksiyonları tetiklemiş olabilecek sayısız tesadüfün bir araya gelmesine dayalı bu teori kabul edilemez. Mesela buna göre ilk basit canlı için tabiattaki uygun ortam şartlarında inorganik maddeler çok uzun bir evrim geçirmiş. Önce cansız organik amino asit ve protein molekülleri, daha sonra bunların tesadüfi karışımları sonucu ilk basit hücreler oluşmuş. Daha sonra gelişmiş hücreler, basit bitki ve hayvanlar, daha sonra gelişmiş bitki ve hayvanlar gelişigüzel bir şekilde var ola gelmiştir. Burada panspermi hipotezi olarak adlandırdıkları bir hipotez daha var. Bunda da mikroskobik yaşamın meteoritler, asteroitler ve diğer küçük güneş sistemindeki cisimcikler tarafından dünyaya dağıtıldığını ileri sürerler. Büyük patlamadan hemen sonra evrende kaos yerine 10 ila 17 milyon yıl önce olduğunu iddia ettikleri yaşam nasıl tesadüfen oluşmuştur? Buna hiçbir cevap vermezler. Dikkat ederseniz uzay derler, meteor derler, kendi kendine derler ama kesinlikle yaratıcı demezler. Hayatın uzaydan geldiği kabul edilse bile uzayda bu canlı nasıl oluşmuştur? Aslında yine buna cevap yok. Yani asıl soru hala cevapsızdır gördüğünüz üzere. İkincisi, bu canlı oluştuysa uzayda oksijensizliğe, radyasyonlara, atmosfere girdiğinde sürtünme sonucu oluşacak şiddetli sıcaklık derecelerine maruz kalıp nasıl hayatta kaldığı. Sonra yine büyük patlama sonrası biliyorsunuz yani yaşama uygun bir ortam olmadığı herkes tarafından genel kabul görmüş bir şey. Besinini nasıl sağladı? O zaman bu ilk canlı besinini nasıl sağladı? Bunların hiçbirisinin cevabı yok.
Hayatın ilk başlangıç safhasında besin maddeleri bulunmadığına göre tesadüfi olarak kendi kendine meydana gelen bu ilkel ama mükemmel canlı kendi besinini ancak kendisi yapmış olmalı. Yani ya fotosentez yapacak kendi besinini yapabilmek için ya da kemosentez yapacak. Kimyasal bir takım reaksiyonlarla besinini oluşturacak. O zaman bu ilk basit canlı aslında çok mükemmel bir canlı. İlkel ama mükemmel. Yani gördüğünüz üzere aslında bu teori aksakallı köse, uzun boylu kısa gibi tamamıyla çelişkilere dayalı iddialar içeren bir yaklaşım. Evet, özellikle Marksist ve materyalist çevrelerinde bu yaklaşıma sahip olduğunu biz görüyoruz. Bu sanki ispatlanmış gibi sunulan bu teoriler boş birer söylem. Burada özellikle Miller deneyi vardır. Miller deneyinden bahsederler. Bu Stanley Miller tarafından 1952 yılında yapılmış olan bir deney. Şimdi bu deneyde yine fen kitaplarında işleniyor, anlatılıyor. Bu kişi işte metan, amonyak ve hidrojen. Bunlar ilkel atmosferde bulunduğu kabul edilen gazlar, bir takım gazlar. Bunları bir cama koyup elektrik veriyor. Bunlara elektrik verince mevcut olan gazlar metan, amonyak ve hidrojen elektriğe tabi olmasıyla birlikte bunların yanı sıra glisin, asparagin ve alenin de ortaya çıkıyor. İşte bundan sonrasını yazmaya başlıyorlar. Yani 3 tane daha yeni madde çıktığı için bu sefer yazmaya başlıyorlar. Buraya kadar yapılan deney buraya kadar. Burada sonuçlanıyor. Fakat bundan sonrası şöyle. Bu gazlar demek ki bir şekilde elektrikle, radyasyonla etkileşime girerek amino asitleri meydana getiriyor. Amino asitler yine tesadüfen birleşerek protein moleküllerini meydana getiriyor. Protein molekülleri tesadüfen birleşerek denizlerde çeşitli organik moleküllerden oluşan chemical soup adını verdikleri su kabarcıkları dediğimiz bir takım besin dolu kabarcıklar oluşturuyorlar. Bunlar da tesadüfen ilk canlı hücreyi meydana getiriyor. Halbuki burada sadece deneyde elde ettikleri 3 gazın yanı sıra 3 artı gazdır. Bunun ötesi yoktur. Kaldı ki ortada eğer bir eser varsa o eseri yapan müessirin olması şarttır. Bu deneyde bile aslında Stanley'in tarafından yapıldığı bu deneyin ortada. Dolayısıyla bu kadar tesadüfün bir araya geldiğini iddia etmek aslında tesadüfün imkansız olduğunu ortaya koyuyor. Hatta olasılık hesaplamalarına göre bunu hesapladıklarında hücrenin yapı taşı olan sadece bir protein molekülünün, bakın hücrenin değil, hücrenin temel yapı taşı olan protein molekülünün, sadece bir protein molekülünün oluşma olasılığı 2.2'de 10 üzeri 321'de bir ihtimal. Ve üstelik bunun için de 10 üzeri 242 yılın geçmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu kadar düşük bir ihtimal, üstelik de hücreden bahsetmiyoruz. Daha hücreye gelmedik. Hücrenin sadece temel taşlarından olan bir şeyden bahsediyoruz. Protein molekülünden bahsediyoruz. O zaman bir hücrenin, canlı hücrenin bu kadar onun temel taşı için düşükse onda imkansızlığa dönüşüyor. Yani demek istediğim eser varsa mutlaka bir ustanın olması gerektiği ve dolayısıyla bu şekilde tesadüf iddiaları mümkünatı yok sevgili dinleyenler. Sonra dikkat ederseniz burada deneyde elde edilmiş maddeler hepsi cansız maddeler. Fakat canlılığı bu cansız maddelerle izah etmek yine bilim için özellikle bunlar için bu kesim için tamamıyla açıklanamaz halledir. Çünkü ne amino asitle ne proteinle ne de DNA ile canlılığı açıklamak mümkün olamıyor. Hakikaten bunu biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hayatın Allah'a nispet edildiği el-Muhyi yani hayat veren ismiyle ancak hayatın oluşabildiği net bir şekilde ifade ediliyor.
gerek Rum suresinde gerek Fussilet suresinde numaralarını görüntüde gördüğünüz üzere yani Allah Teala'nın hayat veren ismiyle ancak hayat gerçekleşmiş oluyor. Bu birinci yaklaşım. Birinci yaklaşım yani özetleyecek olursam bütün canlılar tek bir hücreden oluştu. O hücrede tesadüfen meydana geldi iddiası. Bu söylem ateistlerin söylemi. Dolayısıyla bu anlamıyla, bu bağlamıyla evrimin dikkat ederseniz İslam diniyle yakından uzaktan alakası yoktur. Hani günümüzde İslam evrime karşı değil vesaire falan gibi bir takım cümleler telaffuz ediliyor ya. Bu anlamı bağlamında dikkat ederseniz İslam tam da bunun zıttını söylüyor. Bu şekilde kainatta zaten tesadüfle bunu izah edemezsiniz. Şu küçücük bir bardak bile tesadüfen burada masada ortaya çıktı diyemezsiniz. Bunu bir yapanın olduğu, bunu yapabilecek bilgisi olduğu, bunu yapabilecek gücünün olduğu net bir şekilde aşikardır, ortadadır. Kimse bunun aksini söyleyemez. Hele bunun bilimsel olduğu hiç söylenemez. İkinci yaklaşım, ikinci yaklaşıma baktığımızda Darwin de dahil olmak üzere hiç olmazsa bu ilk canlı hücrenin Allah tarafından yaratıldığını iddia etmek. Evet Darwin de bu görüştedir. Eserinde 5 yerde creature kelimesini kullanır. Yaratıcı tarafından yaratıldığı ifade edilir. Bu ilk hücrenin. Fakat bu ilk hücre daha sonra tabii seleksiyon ve mutasyon yoluyla diğer hücreleri, diğer onlar işte bitkileri, bitkiler hayvanları ve insanları meydana getirdiği iddia edilir burada. Yani burada yaratıcı sadece ilk hücreyi yaratmıştır. Evren ondan sonra kendi kendisini oluşturmuş. Bu hayat sistemi kendi kendisini var ede gelmiştir. Bu söylem dahi deist bir söylemdir. Bu söylemin dahi İslam'la hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla bu söylem İslam açısından batıl olduğu kadar aklen de kabul edilemez. Şimdi ikinci yaklaşımla ilgili özellikle bu deist söyleme biraz değinmek istiyorum. Özellikle bir Hristiyan'ın düştüğü duruma dikkat çekmek istiyorum. Deizmin doğmasıyla ilgili olaraktan. Gerçekten gençlerimiz arasında ateizm ve deizm gittikçe yayılmaya başladı. Deizm Tanrı'ya inanıyor fakat nübüvvet sistemlerini inkar ediyor. Kutsal kitapları inkar ediyor. Tanrı'nın aleme müdahale ettiğini kabul etmeyen bir düşünce sistemi genel anlamıyla. Bu nasıl doğuyor? Aslında bunun doğmasına sebep olan Hristiyanlık düşünce sistemi. Yahudilik de var bu işin içinde. Yahudilik ve Hristiyanlık düşünce sisteminin tahrif olmuş olması. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela gerçekten de bir Hristiyan'ın düştüğü duruma dikkat çekmek istiyorum. Bir Hristiyan hem İsa Aleyhisselam'ın çarmıhtan kaçmaya çalıştığına inanacak. Hem de sonsuz kudret sahibi Tanrı olacak. Hem kaçmaya çalışacak ama aslında o sonsuz kudret sahibi bir Tanrı. Tanrı'nın oğlu ve Tanrı. Buradaki oğulla kastettikleri biyolojik anlamda bir oğul değil. Oğul uklumunun, çünkü onlarda tesis inancı var, baba oğul kutsal ruh. Oğul uklumunun tecessüs ettiği, bunu da inkarnasyon olarak ifade ederler. İnkarne, reenkarnasyondan farklı bir şey bu. Yani tecessüt, ete kemiğe bürünmesi. Oğul tanrısı İsa Aleyhisselam da ete kemiğe bürünüyor, tecessüt ediyor. Aslında o bir tanrı yani. Bu uklumlar şahıs olarak birbirlerinden farklı. Fakat tanrılıkta birbirine denk. Baba, oğul, kutsal ruh. Üç farklı uklumdur fakat tanrılıkta birbirine denktir. Bunların inançlarına göre. Bu bahsettiğim Katolik, Ortodoks ve Protestanlık ittifak halinde burada. Burada bir Hristiyan hem İsa Aleyhisselam'ın çarmıhtan kaçmaya çalıştığına inanmak zorunda, hem de yakalandığına ve çarmıha gerildiğine, ki Kur'an-ı Kerim'e göre çarmıha gerilen o değildi. Velakin şübbihelehum diye ayet-i kerimede geçer biliyorsunuz. Onların inancından bahsediyorum ben. Hem kaçmaya çalışıyor, üstelik yakalanıyor, üstelik bir de öldürülüyor. Hem de acılar çektirilerek öldürülüyor, inletilerek öldürülüyor. Hem yemek yiyor, havarilerle son sofrası var. Ama bir taraftan da her bir zerresiyle o bir tam bir tanrı. Çünkü inkarnasyon yani tecessüt her bir zerresiyle
onun tam bir tanrı olduğu anlayışına dayalıdır. Şöyle ifade edeyim, hulul ve ittihat diye ifade edilir. Bu mesela gül suyunun yaprağında, o gül suyu gülün yaprağında her bir tarafına nüfuz etmiştir. Onun nemliliği vardır. Yani gül suyu gülde hulul etmiş dersiniz. Bu şekilde İsa Aleyhisselam'ın her bir zerresi, her bir noktası Tanrı tarafından hulul edilmiştir. Şimdi yemek yediğine inanmak zorunda. Çünkü havarilerle son sofrası var. Resimlerini çizmişler, şey yapmışlar. Ama bir taraftan şimdi yediği gıda vücuduna gelince Tanrı mı oluyor? Sonra mesela yine Hristiyan düşüncesinde Hazreti Meryem Theotokos'tur. Theotokos Tanrı doğuran insan demektir. Yani hem Hazreti Meryem'in insan olduğunu kabul edecekler, etmek zorundalar inançları gereği. Bir taraftan da ondan doğan İsa'nın Tanrı olduğunu kabul etmek zorunda. Yani insandan Tanrı doğmuş oluyor bir bakımda. Tanrılık yani hulul, inkarnasyon ne zaman gerçekleşti? Kendi aralarında ihtilafları var. Kimisi doğması esnasında diyor, kimisi anne rahmine düştüğü esnada diyor. Her ne zaman olursa olsun Hazreti Meryem neticede insan, Theotokos yani Tanrı doğuran insan demek, yani neticede insan ve insandan Tanrı doğuyor. Şimdi bununla ilgili Hristiyanların kilise babalarından Tertullian'ın bir cümlesi var. Diyor ki bunlar elbette saçma ama zaten saçma olduğu için iman ediyorum ya. Demek ki iman bilmeye değil, sadece inanmaya, saçmaya konu olur. Şimdi etki tepkiyi doğurur. Şimdi kilise babası bunlar saçma olduğu için biz böyle inanmaya mecburuz dediğinden dolayı buna da tepki olarak işte deizm düşünce kırılması ortaya çıkıyor. Saçma olduğu için ben böyle inanmak zorundayım diyene karşı saçma olduğu için ben de buna inanmıyorum diye. Evet bir tanrı var ama ben Hristiyanlığın ortaya koyduğu tanrı anlayışına inanmıyorum şeklinde bir yaklaşım gelişiyor. Bu şekilde deizm kırılması dediğimiz düşünce sistemi doğmuş oluyor. Fakat biz İslam teolojisine baktığımız zaman İslam teolojisinde inanç sisteminde özellikle aklı selimle çelişen hiçbir hükmü yoktur. Hatta İslam teolojisine baktığınızda fa'le mennehu la ilahe illallah diye başlar. Fa'le olduğu için inanıyorum değil. Elbette akla şeyler vardır, konular vardır. Çünkü gaybi konu. Ama bir konunun gaybi olması demek, aklı aşması demek, akılla çelişmesi demek değildir. Mesela meleklerin varlığı aklımızla çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Meleklerin varlığı aklımızı aşıyor. Aklı aşması ayrıdır, gaybi bir konu olduğu için aklımızı aşıyor. Aklı aşması ayrıdır, akılla çelişmesi ayrıdır. Meleklerin varlığını deney ve gözlemle ispatlayamıyoruz demek, melek yoktur anlamına gelmez. Aksi takdirde mesela düne kadar mikroskop yokken mikropların da olmaması gerektiği söylenmesi lazımdı. Yani böyle bir düşünce zaten mantığa da aykırı. Yani demek istediğim İslam düşünce sisteminde aklı selime aykırı hiçbir hüküm yoktur. Ama gaybi konular vardır. Gayb duvarın arkası demek. Duvarın arkası benim müşahede alanımın dışında olduğu için aklımı aşıyor. Şu anda duvarın arkasında ne var ne yok görmüyorum. Dolayısıyla benim aklımı şu anda aşıyor. Aklı aşması demek çelişmesi anlamına gelmiyor. Şimdi ikinci yaklaşımda deizmin yaklaşımı demiştik. Deizmin yaklaşımında dikkat ederseniz Allah ilk hücreyi yarattı sonra salıverdi. O artık kendisi tabii seleksiyonla diğer canlıları meydana getiriyor. O ilk hücre kendini var ediyor. Şimdi bunun hem İslam'a aykırı olduğu yani pek çok naslarımızda mevcut zaten. Aklen de yine aynı şekilde kabul edilemez tarafları mevcut. Birkaçına bahsedecek olursak mesela en başında İslam bağlamında Allah Teala'nın pek çok ismine bu yaklaşım ters düşmekte. Mesela ne gibi? Malikül Mülk gibi, Kayyum gibi, El Vali gibi, El Hafiz gibi mesela. Yine El Müheymin ismi şerifi, Rezzak, Muhyi, Mukit isimleri, Basit, Kabit, Mümit, Mani, Dar, Nafi isimleri, Allah Teala'nın bu isimleri, Allah Teala'nın aleme sürekli müdahil olduğunu gösteren isimlerdir.
Dolayısıyla ilk başta yarattı, artık müdahale etmiyor gibi bir düşünce İslamiyet'e kesinlikle aykırıdır. Bu manada evrim teorisi kesinlikle İslam adına kabul edilemez. Ayrıca ilk ilkel canlıyı yaratıp sonra başıboş bıraktığı veya bırakmak zorunda olduğu iddiaları delilsiz söylemden öteye geçmez. Bıraktığını iddia eden deist, vahiy ve ilhamı inkar ettiğine veya şüpheyle karşıladığına göre bunu nereden biliyor? Yani vahiy almıyor ki. Nereden biliyor bıraktığını? Bırakmak zorunda olduğunu kabul ediyorsa, bırakmak zorunda onun için bıraktı diyorsa, o zaman mecbur bir tanrı, bir şey yapmaya zorunda olan mecbur bir tanrı bu ilk mükemmel hücreyi nasıl yarattı? Dikkat ederseniz bu söylem dahi aslında kendi içerisinde çelişkilerle dolu ve pek çok bizim naslarımıza, ayetlerimize, hadislerimize açık bir şekilde ters düşen deist bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani insaf ve vicdan sahibi her akıl ve zeka buradan yüce yaratıcının irade, tedbir, kudret ve tekvin sıfatlarıyla, yani Allah Teala'nın yaratması sıfatıyla, ilim sıfatıyla, kudret sıfatıyla anlayacaktır. Sadece vicdanının sesini dinlese bile aslında bunu fark edecektir diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü yaklaşım Allah'ın gerek yoktan gerek vardan yaratmasıyla bir takım varlıkların Allah'ın irade, kudret ve tekvin sıfatıyla fakat süreç içerisinde yaratıldığını kabul etmek bağlamında insanın maymundan geldiğini değil, maymun familyasının bir türü olduğunu iddia etmek. Şimdi bu söyleme baktığınızda bu hipotez bazı filozoflarımız, bazı düşünürlerimiz tarafından dile getirilmiş. Bu şekilde kabul ediliyor. Günümüzde de bunu söyleyen hocalar mevcut. Fakat bu üçüncü yaklaşım dahi kuvvetli bir varsayım olmaktan öteye geçmiyor değerli dinleyenler. Çünkü biz yine evet bu yaklaşım aklen mümkündür. Bu yaklaşımda Adem Aleyhisselam'ın inkarı söz konusu değil, dikkat edilirse. Ama insanın bir türden değil de toprak ve su karışımı müstakil bir varlık olarak yaratıldığını ifade eden naslarımız, yani ayet ve hadislerimize bakacak olursak, bu yaklaşım dahi aslında zayıf bir varsayımdan öteye geçmiyor. Şimdi burada şöyle bir parantez açayım. İnsanların Hazreti Adem Aleyhisselam'dan değil de maymundan geldiğine inanan bir kişi kafir olur. Burası açık ve net. Çünkü bunda pek çok nassın muhkem ifadenin inkarı söz konusu. Ama dediğim gibi burada ara safhalardan birisi, yani su, toprak ve işte Adem Aleyhisselam'a kadar ki olan süreç içerisinde safhalardan birisi olarak bir maymun türünün olması ihtimali dile getiriliyor. Fakat bu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin zahirine ters düşüyor. Aklen mümkün. Yani önceki iki iddia aklen de naklen de batıldı. Bu aklen mümkün. Fakat ayetlerimizin zahirine ters düştüğü aşikar. Şimdi biz yaratılış aşamalarına baktığımızda, özellikle Adem Aleyhisselam'ın yaratılış aşamasına baktığımızda burada turap dediğimiz toprak, sonra su, sonra tin, sonra sülale min tin, sülale kelimesi burada isim meful, yani çamurdan özellikle seçilmiş olan, tamamı değil, oradan seçilmiş bir hüzme, sonra tin-i lazıb, bunun yapışkan hale gelmesi, sonra hame-i meslun ve salsal dediğimiz sertleşme halleri geliyor. Fakat bu safhalar henüz insanı ifade etmiyor. Bu safhalardan sonra asıl insanın meydana gelmesi söz konusu. Şimdi bu konuya değineceğiz. Burada üçüncü yaklaşımla ilgili günümüzde iddia edilen bir takım varsayımlar var. Bu varsayımlardan bazılarına değinmek istiyorum ben. Bundan sonra tekrar bu konuya döneceğim inşallah. Az önce bana gelen sorulardan birisinde de size okumuştum fark ettiyseniz. İşte ikinci kromozomdaki füzyon iddiasıydı. Bu füzyon iddiasını size şöyle göstereyim ben. Günümüzdeki işte biyoloji derslerinde de maalesef bu şekilde anlatılıyor.
şemada görüyorsunuz. Bu bizim ikinci kromozomumuz. Diğeri de şempanzenin kromozomu. Şimdi biliyorsunuz şempanze 24 artı 24 kromozomdan meydana geliyor. İnsan ise 23 artı 23. Dikkat ederseniz insanın ikinci kromozomu, bu arada insanın ikinci kromozomu diğer kromozomlardan daha uzundur. Daha uzun olması ve ortasında bakın dikkat ederseniz bir incelme var. O incelme nedeniyle bu iki kromozomun füzyonu sonucu tekleştiği, yani ortadan kaynaştığı iddia ediliyor. Yani şempanzenin şu iki kromozomu kaynaşınca dikkat ederseniz insanın ikinci kromozomu oluştu şeklinde ifade ediliyor. Şimdi böyle olursa ne olur? Bunu aslı 24 artı 24'e çıkmış olur ki insan eşittir kromozom sayısı olarak şempanzeyle eşitlenmiş olduğu iddia ediliyor. Fakat şunu söyleyeyim ben. Yaban tavşanı, Asya antilobu, Mastarani geyiği kromozom sayısı bakımından insanla aynı. 23 artı 23. Yani demek istediğim kromozom sayısı aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Kromozomun asıl mahiyeti önemli. Ondaki genlerin bilgileri önemli. Taşıdığı bilgiler önemli. Çünkü asıl türü meydana getirecek, türsel canlıyı meydana getirecek olan onlar. Çünkü bakın şempanzeyi insana eşitleme çabası söz konusu burada ama hani kaynaştı da işte 23 artı 23 aslında 24 artı 24'tü falan, sayı eşitlemeniz hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü yaban tavşanı, Asya antilobu, Mastarani geyiği 23 artı 23'tür. Yani insanla aynıdır. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Şunu da tespit ettim. Şu nikotin tütünü var ya, nikotin tütünü 24 artı 24 kromozoma sahip. Şimdi sayı bakımından nikotin tütünü şempanze ile aynı diye şempanze tütündendir ya da tütün şempanzedendir denilebilir mi? Yani dolayısıyla canlılardaki kromozom sayısı evrime dair bir şey ifade etmiyor. Aşağı yapılı organizmalarda fazla kromozom olabildiği gibi aynı kromozom sayısında biri düşük diğeri kompleks yüksek yapılı organizmalar da dahi bulunabiliyor. Burada dediğim gibi canlı türü için önemli olan kromozomun sayısı değil mahiyeti, yani kendisine yüklenen bilgilerdir. Diğer bir ifadeyle onu oluşturan genler ve kimyasal bileşenlerdir. Genetik yapıdaki çok küçük bir farklılık bile o canlının yapısını değiştirmeye yeterlidir. Şimdi özellikle şu ayet-i kerimeye dikkat çekmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُولَيْتِمْ مِمْتِينَ. Şüphesiz ki biz insanı çamurdan bir seçtiğimiz bir şeyden yarattık. Seçilmiş bir özden. Sülale dediğim gibi isim eful anlamında seçilmiş bir öz. Çamurdan bir seçilmiş olan bir kısmından yaratıldı. Sümme cehennahu nutfeten. Sonra onu biz nutfe yaptık. Fi kararın metin sağlam bir yerde. Sümme halakna nutfete. Sonra o nutfeyi, yani o suyu, damla suyu alakaten yapışkan yaptık. Ve halaknal alakate, sonra o yapışkan suyu mudgaten, bir çiğdem et parçası yaptık. Ve halaknal mudgate, mudayı da izamen kemikler giydirdik. Ve kesemnal izamen kemiklere de lahmen et giydirdik. Sümme enşanahu halkan ahara, sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Bakın bu Adem Aleyhisselam'ın soyunun yaratılması. Yani anne karnında bir çocuğun yaratılma safhaları. Kur'an-ı Kerim'de geçen. İnsanın işte organizmasının oluşma safhaları. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın yaratılması tabii ki farklı ilk insan olması açısından. Ondaki aşamaları hatırlayalım. O da yine ve bedena halkal insan min tin. Onda da çamurdan başlandı, topraktan başlandı. Sonra tini sülale min tin. Sonra tini lazib, yani yapışkan. Sonra hameyin meslun salsal merhaleleri. Ondan sonra ruhun üfürülmesi. Ruhun üfürülmesiyle Adem oldu. Burada kesinlikle şunu anlamayın. Burada ruhla kastettiğim haşa Allah'tan bir parça değil.
Çünkü sen sınırlı olduğuna göre sende bulunan da sınırlıdır. Ruh mahluktur, yaratılmıştır, hadistir. Ama insana insan yapan asıl değer ruhudur. Diğer varlıklardan ayıran nefsi natıkasıdır. Ruhudur. Bakınız, gerek Adem Aleyhisselam'ın soyu, gerek Adem Aleyhisselam bizzat kendisi, kendisine ruhun üflenilmesinden sonra Adem Aleyhisselam'a hani melekler secdeye kapandı. Burada da bakın dikkat ederseniz, sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Bu bambaşka yaratılış ifadesiyle ilgili olarak şu "Sümme enşanahu halkan ahar" kısmı. Yani bakın, ilk önce o nefs-i natıka için gerekli olan merkezler yaratılıyor. Ondan sonra bütün hepsi tamam olduktan sonra ona ruh veriliyor. İşte o ruhuyla zaten o diğer canlılardan ayrıldı, insan oldu. Adem Aleyhisselam da ruhun üfürülmesiyle zaten melekler secdeye kapanmıştı. Adem Aleyhisselam'ın soyu da bambaşka o ikinci yaratılışla birlikte insaniyet o meydana geldi. Bundan önceki kısımlarda şu bambaşka yaratılışla onu inşa ettik kısmına kadar ki olan şeyde hayvanlarla ortağız. Oradan itibaren insan insan olarak ortaya çıkıyor. İşte bu da insanın müstakil olarak yaratılmış olduğunu net bir şekilde ortaya koyan naslardan birkaç olarak karşımıza çıkmış oluyor. Değerli dinleyenler, sevgili arkadaşlar, özellikle İmam Maturidi olsun, yine Fahrettin Razi olsun, yine aynı şekilde Muhyiddin İbn Arabi olsun, burada sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik kısmı ile ilgili Allah Teala'nın ruh vermesi olarak ifade ediyor. O ruhla birlikte insan insan olmuş oluyor. Ondan önceki safhalarda hayvanlarla ortağız. Bu noktadan itibaren insan insan olarak belirginleşmiş oluyor. Burada Adem Aleyhisselam'a ruhun verilmesinden önceki safhalara baktığımızda işte dediğim gibi çamur, çamurdan seçilmiş bir hüzme, yapışkan çamur, sonra rengi değişmiş olan bir madde, hamayı mesnun ve kurumuş olan salsal aşamaları geliyor ve ruhun üflenmesi. Burada da gördüğünüz üzere Adem Aleyhisselam'ın soyunun yaratılmasıyla, yani bizim doğmamızla alakalı nutfe, alaka, mudga, işte iskelet ve kas sistemleri ve ruhun verilmesiyle insanın olması. Şimdi bununla alakalı şöyle aklınıza bir soru gelebilir. Peki o zaman bu benzerlikler için ne diyeceğiz? Mesela maymun insana benziyor. Hatta diğer canlılar da benziyor. Hatta bugün işte az önce verdiğim bilgilere bakarak yaban tavşanının kromozom sayısı olarak insanla aynı olduğu ortaya çıkmış oluyor. Hatta siz bir yaban tavşanının işte bünyesini incelediğinizde onun bünyesinde olan elementlerin işte ne bileyim demir, magnezyum, çinko vesaire ondaki elementlerin insanda da olduğunu görüyorsunuz. Bu benzerliğin sebebi nedir diyecek olursanız bakın, bununla ilgili ayet-i kerimeler de var. Ben burada bir tanesini aldım. Evelem yerallezine keferu, kafirler görmediler mi? Enne semavati vel arda kâneta ratkan. Gökler ve yer ratk halinde, bitişik tek şey halindeydi. Fe fetakna huma, biz onları ayırdık. Ve cennâ minel me'yi külle şeyin hayin, ve her canlıyı sudan yarattık. Burada aslında bu benzerlikler hepsinin aynı kalemin mürekkebinden çıktığını gösteriyor. Yani yaratıcının tekliğini gösteriyor. Yer ve göğün aslı bir. Hepimiz aynı elementlerdeniz netice itibariyle. Maymun da, insan da, tavşan da. Fakat burada bizim söylemeye çalıştığımız şu, türler arası geçiş söz konusu değil. Allah Teala isteseydi öyle yaratabilirdi. Ama böyle bir yaratmadan bize haber vermiyor, söylemiyor. Yani maymundan evrilmiş olarak değil, insan insan olarak yaratılmıştır ve ona melekler secde etmiştir. Mesele bu.
Burada şunu da ifade edelim. Melekler secde etmiştir derken hani Allah'tan başkasına secde edilmez. Melekler nasıl Adem'e secde etti? Yani secdesinde Adem Aleyhisselam'a döndüler. Asıl secde ettikleri Allah'ın emridir. Aynı bugün biz namaz kılarken Kabe'ye doğru dönüyoruz. Yoksa Kabe'nin taşına, duvarına secde etmiyoruz. Zaten o zaman kişi putperest olur. Biz Allah Teala'nın emrine secde ediyoruz. Aynı bu durum gibi orada melekler de Allah Teala'nın emrine secde etmeleri istendi sevgili hocalarım, arkadaşlarım. Şimdi güncel veriler ile ilgili mesela Britanik Ansiklopedisi'nde ve bazı kitaplarda bu gibi resimleri hepiniz sıklıkla görmüşsünüzdür. Böyle bir takım yaklaşımlar var. İşte şu en sonunda bulunan modern Homo sapiens yani biz oluyoruz. Ve üzerinde bakın yılını yazdım. 195 bin yıl evvel insan dediğimiz biz ortaya çıkmışız. Bunlardan önce yani modern Homo sapiens'ten hemen önce Neandertaller var. Ondan önce deniz hovanlar var. Homo erectus vesaire falan. Şu en başında işte Britannica gibi pek çok ansiklopedilerde, çalışmalarda, resimlerde görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Tartışılıyor, kabul gördüğü iddia ediliyor. Halbuki bunun tamamıyla hayal mahsulü olduğu aslında günümüz itibariyle ortaya çıktı. Bununla ilgili ben bazı örnekler kitabımda yer verdim. Ama bir tanesinden bahsedeyim size. Alman paleontolog Evrim Enstitüsü Başkanı Profesör Hublin bir çalışma gerçekleştirdi 2017 yılında bir ekip tarafından. Bu Evrim Enstitüsü'nün profesörlerinden başkan bu Hublin dediğim kişi. Bir İspanya'da bir fosil bulundu. Bu fosil 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Ve bu fosili incelediklerinde hatta kendi ifadesiyle en gelişmiş karbon teknolojisiyle incelendiğini ifade ediyor ve bunun neticesinde bu yaşı 800 bin yıl olarak tespit ediliyor bunun yaşı. Şimdi dikkat ederseniz 800 bin yıl olduğu takdirde şu evrimin son 3 halkasını yemiş oluyor. Yani Neandertaller, deniz hovanları vesaire. Çünkü Homo sapiens biz 195 bin yıl evvel çıkmıştık. Ama bu çocuğun kafatası incelendiğinde modern Homo sapiens çıkıyor bu çocuk. 800 bin yıllık olmasına rağmen. Hatta önce diyor ki bu mümkün değil, olamaz. İkinci bir çalışma grubu oluşturuluyor diş üzerine. Bu da bilimsel makale olarak kabul edilmiş ve dergilerde yayınlanmıştır. Diş üzerine ikinci bir çalışma daha yapılıyor ve yine onun modern Homo sapiens yani insan olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi daha evvelinden de aslında 195 bin yıl evvel mesela 300 bin yıl evvel kapkacaklar, bir takım işte alet, edevat, gereçler bulunmuş. Fakat bunların insanlar tarafından değil de evrim teorisi o kadar kabul görmüş ki insanlar tarafından değil de önceki şu hayali türler tarafından kullanıldığı iddia edilmiş. Ama bu işte bu 11 yaşındaki kız çocuğunun 800 bin yıllık fosili neticesinde bunların hepsi çürümüş oluyor. Yani İşte Neandertaller tarafından kullanılmış olan kapkacak vesaire falan gibi bir takım bilgiler. Yani şimdi bunun üzerine bizzat kendi ifadeleri, kullandıkları ifadeler var. Hem kendi makalelerinde hem de röportaj olarak. Ben bunlardan sadece birkaçını size burada nakledeyim. İnsanın geçmişiyle alakalı fosiller beklenen geçiş formlarını ortaya koyamamıştır. Yani şimdiye kadar bulunan bütün fosiller bu geçiş formlarını ortaya koyamadı. Artık insanın aşağı bir varlıktan evrimleşmeyip doğrudan insan olarak ortaya çıkması daha bilimsel olmuştur. Bu araştırma neticesinde söylenen cümlelerden birisi. Başka birisi, ilk insanların ortaya çıkış hikayesini tamamen baştan yazmamız gerekecek diyor. Yine o ekipten başka bir profesör, elma arabası gerçekten devrildi. Yani artık gerçekten iddia ettiğimiz sistem yerle bir oldu şeklinde bir ifade kullanıyor. Yine mesela insanların farklı bir türden türediği iddiaları artık tamamen karmakarışık ve ispatlanamaz hale gelmiştir şeklinde bir cümle sarf ediliyor. Yani aslında bütün bunlar
Bakın bu bahsettiğim çalışma 2017'de yapılmış bir çalışma. Son derece yeni ve evrimin kanıtlanmamış hipotez olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hipotez olmuş bir şeyi, yani hipotez aşamasında olan bir şey sanki mutlak doğruymuş gibi kabul ettirilmeye çalışılıyor ya ve bundan hareketle yani ayet ve hadislerimiz tevil edilmeye kalkılıyor ya, işte bu son derece yanlış değerli dinleyenler. Yani görüldüğü üzere insan her zaman insandır. Farklılıklar insan türü içindeki değişimlerdir. Bu da yine o ekipteki bir bilim adamlarından birisinin cümlesi. Bu önceki farklılıklar sadece insan türü arasında. Mesela işte bir Çinli'nin bir Türk'e nispetle kafatası değişikliği vesaire gibi bu şekilde insan türü içerisinde değişimlerdir şeklinde bir sonuca vardıklarını ifade ediyorlar. Şimdi burada diğer değinmek istediğim bir mevzu nesnas konusu. Bu nesnas konusu bizim bazı klasik kaynaklarımızda, önceki klasik kaynaklarımızda geçtiğinden dolayı sanki evrim savunulmuş gibi bir anlam yüklenmeye çalışılıyor. Mesela Ferit Vecdi ve işte ona tabi olan bazı düşünürler, işte evrimle ilgili varsayımlar kesinmiş gibi ayet ve hadisleri tevil etmeye kalkıyorlar. İnsanın belli bir hayvan türünden tekamül ettiğini ileri sürüyorlar. Bu fikri hatta Mevlana Celaleddin Rumi'ye, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'ye isnat etmeye kalkıyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Mevlana'nın ifadelerine bakacak olursanız ve eserinde bir bütün olarak bu ifadeleri inceleyecek olursanız aslında olayın bir teşbihten ibaret olduğunu görürsünüz. Zaten teşbih benzemek demek ve biz bu benzerliğin neden kaynaklandığını az önce ifade etmiştik. Mesele bu kadar açık ve net. Yoksa kesinlikle Mevlana evrimi savunmamıştır. Özellikle bugünkü batının iddia ettiği anlamda evrimi kesinlikle söylememiştir. Onun bazı ifadelerinde bahsettiği teşbih, ki benziyoruz, hepimiz aynı elementlerdeniz. Bazı ifadelerinde de bahsettiği insanın insan olmasından önceki merhalelerde cansız olan bir maddenin insanda nasıl bir hücre haline gelmesi, ki bunu da Allah Teala'nın yaratmasıyla olduğunu ortaya konuluyor. Şimdi İbrahim Hakkı Efendi'nin ibaresine baktığımızda da nesnas kelimesini kullandığını görürsünüz. Aslında filozoflardan naklederek kullanır bu kelimeyi. Nesnas kelimesi küçük maymun demektir. Bazı eserlerde goril olarak tercüme edildiğini gördüm Türkçe kaynaklarda ama bu yanlıştır. Küçük maymun yani şempaze şeklinde tercümesi daha doğru. Burada da nesnastan cins olarak bahsetmesinden hareketle onun işte insanın aslının şempaze olduğunu söylediği iddia edilmiştir İbrahim Hakkı Efendi'nin. Halbuki orada cins olarak bahsettiği, dikkat ederseniz, dikkat edecek olursanız, mantıktaki cinsi karip meselesiyle alakalı. Aslında bu düşüncede gerek Mevlana'da gerek Erzurum İbrahim Hakkı'da bütün varlıkların hiyerarşik bir yapısı var. Hepsini bir basamak gibi düşünün. Her bir basamakta bir canlı türü var ve bu türden diğer türe geçiş söz konusu değil. Her tür müstakil olarak yaratılmış. Bunu söylüyor Mevlana'da, İbrahim Hakkı'da. Yoksa evrimcilerin dediği gibi şundan şuna dönüşme söz konusu değil. Ve bu basamaklarda birbirine yakın olanlar var. Mesela insan için burada yakın olan, maden cinsinde yakın olan mercandır diyor. Hayvanlardan maymundur diyor, nesnastır diyor. Yani küçük maymun. Bitkilerden de hurmadır diyor. Yani kastettiği burada mantıktaki cinsi karip meselesi. Bunu şöyle ifade edeyim. Cinsi karip, cinsi bayit ifadeleri. Mesela şu masa mantığa göre bir kütlesi olması sebebiyle, ki benim de bir kütlem var, benim cinsi bayidimdir. Yani uzak cinsimdir. Şimdi ben bunu mantıksal açıdan şöyle desem, şu masa benim cinsi bayidim desem, o Hasan Hoca masanın cinsi olduğunu söyledi, meğer onun cinsiymiş, meğer masadan türemiş diyemezsiniz. Buradaki mesele onun da kütlesi var, benim de kütlem var. Bu benim bu bağlamda bir uzak cinsimdir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Uzak cins, yakın cins ayrıdır. Ata cinsi ayrıdır. Cins kelimesine yüklenen
mana farklıdır. Mantık ıstılahi açısından yüklenen manalara bakacak olursanız orada kastedilenin külliler yani tümeller olduğunu ve ara formlar olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Bu evrimi savunan değil, aslında evrimi çürüten bir iddiadır. Ama maalesef Ferit Vecdi gibi işte günümüzde de bazı düşünürler, işte bu gibi düşünürlerimizi de örnek göstererek, işte Darwin kim oluyor, bizim alimlerimiz evrimi kaç asır evvel bulmuşlardır gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Halbuki onların kastettiği mana kesinlikle ne Mevlana Celaleddin Rumi'ye, ne Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'ye isnat edilemez. Hatta İbn-i Miskefe'ye dahi isnat edilemez. Cahız'ı bilmiyorum. Cahız'ın çünkü eserinde tabii mutasyonu ifade edebilecek Kitab-ül Hayvan'ında ifadeler mevcut. Onun için onun hakkında ayrı bir müstakil çalışma yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet, burada da dediklerimi yazdım. Yani buradaki varlık basamakları Darwinizm'deki doğal seleksiyon yoluyla değil, ilahi iradeye bağlı olarak gerçekleşmektedir. Evrime benzese de evrim teorisine aykırı bu söylemde, altta madenler, üstte insan, varlıkların hiyerarşik basamakları dolu. Bu basamaklardan birbirine geçiş söz konusu değil. Yani her bir tür o şekilde yaratılmıştır. Zaten bugün de siz bir maymunun insana evrildiğini görmüyorsunuz. Maymundan maymunun doğduğunu, insandan insanın doğduğunu, pirenin pirenin doğduğunu, yani her türden kendisinin çıktığını müşahede ediyorsunuz. Deney ve gözlem, madem bu pozitif bilimin en kuvvetli özelliklerinden birisi, deney ve gözlem dahi aslında onların söylediği manadaki evrimi çürütüyor. Şimdi burada diğer bir konu, işte halife kelimesinden hareketle insanın kan dökecek, fesat çıkaracak bir varlık olduğunu melekler nereden bildi? Hani insanoğlu yaratılırken bunu melekler, yani kan dökecek, fesat çıkaracak insanoğlunu niçin yarattığını Allah Teala'ya sual ediyorlar ya ayet-i kerimede. Bunu nereden bildi? Demek ki insandan önce bir takım varlıklar var ki melekler bunu buradan dolayı biliyor. Şimdi bunu söyleyen düşünürlerimiz var. Mesela Muhyiddin İbn Arabi bunlardan birisi. Evet, bu olabilir. Ama bu zayıf bir ihtimaldir. Olabilir. Fakat ittifak edilen, bunu kabul edenlerin de dahil olduğu, ittifakla kabul gören, bu kabul edilse bile Hazreti Adem aleyhisselam bu olası varlıklardan türedi değildir. Yani Muhyiddin İbn Arabi'ye göre de bu böyle. Şimdi dediğim gibi aslında bu görüş çok da makbul bir görüş değil. Peki o zaman melekler bunu nereden biliyordu? Yani insanoğlunun kan dökeceğini, fesat çıkaracağını nereden biliyordu? Çünkü bu gaybi bir konu. Daha insan yeni yaratılıyor ise gaybı sadece Allah bilir. Melekler bunu görmüş olması lazım. Demek ki o zaman bir canlı olması lazım. Şimdi bununla ilgili Fahrettin Nazı çok güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki siz gaybi bir konuyu, tabii mutlak gaybı sadece Allah bilir ama gaybla ilgili bir konuyu siz sadece izafi olarak iki şekilde bilebilirsiniz. Ya ihbar ya istidlal. İhbar yani haber verme yoluyla. Gaybi bir konuyu ihbarla bilebilirsiniz. Mesela ne gibi? İşte şu anda mesela Antalya'dayız. Bursa'dan bir telefon gelse, Bursa'da işte deprem oluyor dense, Bursa benim için gaybtır. Şu anda biz Bursa'da değiliz, gaybtır. Ama Bursa'da deprem olduğunu ne yaptım? Bildim. Nasıl bildim? İhbarla bildim. Yani haber verilmeyle bildim. Melekler bunu nasıl bildiler? Meleklerin Allah'tan vahiy aldıkları ayetlerde geçiyor. Vahiy yoluyla bildiler. Yani ihbar, haber alma yoluyla bildiler. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal, gaybi bir konuyu nasıl bilirseniz istidlalle bilirsiniz. İstidlalle nasıl bilecek? Mesela bakın dışarıdan ses geliyor. Demek ki dışarıda birisi var. Bakın dışarısı benim için gaybtır. Ama ben dışarıdan ses gelmesiyle dışarıda birisinin olduğunu ne yaptım? Bildim. İstidlalle bildim. Delil getirerek bildim. Kıyas yoluyla bildim. Burada meleklerin
insanlardan önce yaratıldığı net bir şekilde ayetlerde ifade ediliyor. Şimdi insanın yaratılışına şahit olan melekler, insanın mayasına yani ham maddesine kendilerinde olmayan hırs, şehvet, haset, kin gibi bir takım özelliklerin konulduğuna şahit olunca siz meleklerin haset çıkaracak, işte haset kan dökecek bir varlık olacağını, o insanoğlunun öyle bir varlık olacağını anlamaz mısınız? Bir pastanın içerisine tuz katıldığı takdirde mesela bunu, pastanın tuzlu olacağını anlamaz mısınız? Yani ikinci ihtimal, insanın yaratılışına şahit oldukları için istidlalle bildiler. Ya vahiyle bildiler ki melekler Allah'tan vahiy alıyorlar, veya insanın yaratılışına şahit oldukları için ki insanda kendilerinde olmayan hırs, haset, kin gibi bir takım duyguların konulduğunu görünce insanoğlunun kan dökecek, fesat çıkaracak bir varlık olacağını anladılar. Dolayısıyla halife kelimesi, işte bir şeyin yerine geçen olması lazım, o zaman Adem Aleyhisselam'dan önce bir varlığın olması lazım gibi bir takım yaklaşımlar çok da kuvvetli değil şeklinde ekser ulema ifade ediyor, alimlerin ekserisi. Ama bununla birlikte diğerinin ihtimali var mıdır? Vardır. Fakat diğerini söyleyen alimlerimiz dahi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu olası türlerden türemediği noktasında ittifak halindedir diyorum. Yine konuyla ilgili Aksekili'nin güzel bir ifadesi var, buraya aldım. Ehadis yani hadis-i şerifler ve asar yani dini literatürümüz ile yine ayet-i kerimenin, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin heyeti umumiyesinden bil istidlal, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk insan ve ilk peygamber olduğuna ve topraktan yaratıldığına itikad ediyoruz. Cumhur-u Müslümin'in inancı budur diyerek Müslümanların bu konudaki görüşünü net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Netice olarak gerek ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam, gerekse onun soyundan diğer insanlar farklı aşamalar halinde yaratılmış ve yaratılmaktadır. Hepsinin aslı turab yani topraktır. Dolayısıyla davamız aynı tür içinde ilahi yaratma ile gerçekleşen tekamül veya tatavvur olarak ifade edilsin veya bir halden başka hale geçme anlamında istihale olsun, bunu çürütmek değildir. Ya söz gelimi bugün dahi işte koronavirüs, virüs olması bağlamında canlı mı cansız mı hala tartışmalar devam etse de sürekli mutasyon geçirdiği biliniyor. Davamız tür içerisindeki bu değişim değil, bunu çürütmek değil davamız. Yani diğer bir ifadeyle istihaleye, yani bir halden başka bir hale, tür içerisindeki bir halden başka hale hale dönüşme meselesini çürütmek değil. Mesela dağlık yerde yaşıyordur adam, ciğerleri ona göre daha gürdür, temizdir. Şehirsel alanda ona göre mikroplara daha dayanıklıdır gibi bir takım tür içerisindeki, içindeki olan istihaleyi çürütmek değil davamız. Mutasyonu çürütmek değil. Mutasyon farklı bir şey. Fakat tekamül şeklinde mutlaka bir tekamülün olması gerektiği iddiası, tekamülü de çürütmek değil, tekamül var ama mutlaka tekamül zorunluluktur değil. Çünkü eğer tekamül zorunluluksa bunlara göre bile madem mesela Denisovanlar veyahut da Neandertaller şempanzeden daha üstün, niye onlar yok? Şempanze hala var. Buradaki bizim davamız türden başka bir türü türe tekamülün olmadığı. Yani maymundan insana bir tekamülün, şempanzeden insana bir tekamülün olmadığı, insanın müstakil yaratıldığı, insanın maymun ailesinin bir ferdi olmadığı. Bizim çürütmeye çalıştığımız bu. Yani demeye çalıştığım, mesela bir virüs bir fareye dönüşmüyor demeye çalıştığım bu. Dolayısıyla Batı'nın da itiraf etmeye başladığı evrim hipotezi kanıtlanamamış olup gerçeği yansıtmamaktadır. Vesselam. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla.